Arkadaşlar şu an bir tane Çin şeyi restoranındayım. Hong Kong restoranındayım. Buraya sadece Hong Konglular girebiliyor. Hong Konglular girebiliyor. Şeyden falan gelenler giremiyor. Anakara'dan, Çin'den gelenler giremiyor. Yabancılar da giremiyor normalde ama ben girdim. Öyle işte. Türkler giremez yazmıyordu orada. Şu an içerideyim. Yanımda mini var. O bana bir şeyler söyledi. İçecek, yiyecek bir şeyler söyledi. Onları yiyorum. Böyle işte. Böyle bir kısa bir kesit alayım dedim sizin için. Burayı göstermek istedim. Abi bunu ben yedikten sonra çekiyorum ama. Şu çay, bildiğin siyah çay, içine limon koymuşlar. Şu et var içinde. Bulgur pilav tarzı bir şey vardı işte. Üstünde yumurta vardı. Mini yedi onu. Ondan sonra da bunun içinde ne var? Bal var, yumurta var. Fıstık ezmesi var. Ekmek. Ne var başka? Bir de tereyağı vardı. Öyle ben de bunu yedim. Şu da bal. Değişik bir bal. Çiçek balı. Burası şey, tam olarak onu söyleyeyim. Polislere ve bu hükümete karşı bir restoran. Yani halkı destekliyor. Halkı desteklediği için de her yerde böyle görüyorsunuz broşürler işte falan şurada. Böyle diren yazıyor. Hong Kong özgürdür diyor. Hong Kong değişiktir falan filan. Bir sürü şeyler yazıyor. Ve tamamen lokal bir restoran. Tamamen yerel bir restoran. O yüzden de çok ucuz. Ama çok konuşuyorlar ya. Gürültüye baksanıza. Böyle şurayı da göstereyim. Ablamız içeride yapıyor bir şeyler. Ve İngilizce çoğu yerde yazmıyor. Çok nadir böyle. Az az yazıyor. Küçük broşürlerde yazıyor. Bir de şurada yazıyor sadece İngilizce. Normal zaten. Yerellerin dışında kimse giremez diyorlar. Şurada da böyle bir menüsü var. Genel olarak görüyorsunuz zaten ucuz. Hani şu 10-12 TL falan yapıyor. Hani burada normalde 10-12 TL'ye 15 TL yiyecek bir şey bulamazsınız. En az 60-70 TL'den başlıyor. O yüzden ucuz sayılan restoranlardan bir tanesi. İşte mini denemek istedi. Denemek istediği için ben de bileklik satışına gitmiştim. Bileklikten çıkmıştım. Dedi benimle gelir misin denemek için? Dedim olur. Benim de canım ameliyatı zaten. Eve gidip evde iki yumurta kırıp yiyecektim. İki yumurta yemek yerine yumurtalı ekmek yedik. Bir şey değişmedi ama yapacak da bir şey yok. Öyle işte. Böyle bir değişik bir yere geldim. Bunu deneyimledim. Ben çok fazla işte bu Çin yemeklerini yemek vesaire bunun taraftarı değilim. Sevmiyorum da zaten. Ama biraz benim damak tadıma uygun olduğu için burada bir şeyler denemeye karar verdim ve denedim. Öyle işte. Bizimki hesabı ödüyor. Ben de şöyle bir dışarı çıkmak istedim. Aa, burası bak böyle komple restoranlar sokağı. Bir sürü Çinli mini restoran görüyorsun işte. Orası sadece Hongkongluları alıyor. Burada yine Çin restoranları var. Japon restoranları falan var. Böyle koca koca tabelalar. Kocaman binalar. Ah buraya ne olmuş ya. Şimdi gördüm. Pardon kusura bakmayın. Böyle kocaman binalar var. Bak binanın ikinci katı mı, üçüncü katı mı ne, orada ağaç çıkmış. Adamlar ağaç çekecek yer bulamıyorlar ki binalarda. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar söyleyin. Bak burası A101. 101. Harca harca bitmez. Boş yaptım değil mi? Şimdi daha iyi. Evet.
Ben de diyorum görüntü neden bulanık? Okay, we can go. Which way? What? About the government, about the police, about fight for freedom. Arkadaşlar burada biz sizin destekçiniziz işte, biz arkanızdayız falan filan gibisinden notlar bırakmışlar. Burada yemek yiyenler. Böyle özgür Hong Kong falan işte bu Çin olaylarından dolayı. Bu da ben. Çin olaylarından dolayı. İşte özgürüz, polislere karşı durun vesaire. Bak bunlar Hong Kong insanlar böyle polise karşı direniyor işte bu şekilde. Sistermişler mesela, yere düşen bir tane sis almış geri atmış. İşte direniş, direniş yolculuğunu anlatan bir tane böyle bir tabela yapmışlar kendilerine. Herkes not bırakıyor. Aynı zamanda işte biz sizin yanınızdayız diye restorana şey veriyor, güç veriyor. Birlikteyiz, hep birlikteyiz diye birbirlerine de güç veriyorlar. Böyle direniyorlar arkadaşlar. Direne direne buralara gelmişler. Bu ne? Yaprak ne? Burada yaprağına oturup bir şeyler yazmış bak. Koymuş. Normalde Donald Trump'ı seviyorlar da. Ondan şaşırdım şimdi. Şurada Donald Trump yazmışlar. Domuza benzetmişler. Burada da küçük bir domuzcuk var. I guess Donald Trump helped me. Helped us. I know. Diyor ki Donald Trump diyor Hong Kong'lara yardım ediyor diyor. Böyle maskeler, şeyden koruyucu maske resmi çizmiş mesela, gazdan koruyan. Böyle değişik bir yer işte. Bize yazalım mı bir tane bir şeyler? Can you hold? Okay, okay. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Bak ne yazdım. Destekçinizim, hep birlikte güçlüyüz. Aykut. Burada da yolcularım yazıyor. Böyle arkadaşlar işte. Destek verdik. I will tell you later. Can you send me? Yeah. Okay. Böyle işte arkadaşlar. Daha ne diyeyim? Bakın burada da ahtapot satıyorlar. Şu domuzun organları, şu kulağı. Şu da işte bildiğimiz tavuğun ayağı ya. Normal yani. It's normal. İşte Hong Konglular için normal. Bizim için normal değil. Çerez gibi yiyorlar. Katır kutur. Affetmiyorlar o. Yarasın Hong Konglulara. Öyle. Ben gördüm mü midem bulanıyor ya. Sizi bilmem ama. Mesela bak hani genelde çoğu yerde bu şekilde sıra şeyi var, olayı var. Sıra bekliyorlar. Adam gibi sırada bekliyorlar ya. Saygılılar gerçekten. Arkadaşlar şimdi size bu size bu sokağın ismini söyleyeceğim. Hau Fok Gai diye söyleniyor. Doğru mu? Yes. Doğru mu? Okay. Doğru mu dedim, o da onu anladı ya. Nasıl anladı bilmiyorum. Her neyse, burada da ismi yazıyor bakın. Hau Fok Gai diye söyleniyormuş. Kantonca'da. İşte Hau Fok Sokağı işte. Let's go. Kocaman kocaman binalar var böyle. Şu neymiş? Orange juice diyor. Portakal suyu. Mesela bak dragon meyvesi falan var böyle. Ucuz değişik değişik meyve. Bizim nar suyu. Bunlar ucuz buraya göre. Herhangi bir restoranda içmeye kalksan 50'den 60'tan geçirirler herhalde. Öyle. Böyle işte arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Ben gideceğim eve dinlenmeye. Daha sonra konuşuruz. Bir yine sokak turu yapabiliriz belki. Bir sokak yemekleri bir şeyler denerim. Öyle işte. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese Çin'den, Hong Kong'dan bye bye. Bye bye.